İyi akşamlar değerli TV'den izleyicileri. Esnafın Kürsü programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Esnafın Kürsü'nde konuğum İzmir'den İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Sayın Mesut Güleroğlu. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bu akşam önemli bir sektörü konuşacağız. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası bu yıl 20. yılını kutluyor. 20 yılını doldurmuş bir oda. Başka bir özelliği de var. Türkiye'de kurulmuş ilk emlakçılar odası olma özelliğini de sahip. Ben sohbetimize başlamadan önce başkanım önce hem siz kendinizi biraz da odanızı anlatmanızı istiyorum izleyicilerimizin Sağ olun. tanıması anlamında. 1968 İzmir doğumluyum. Mesleğe 20'li yaşlarda, 21'li yaşlarda başladım. Askerden gelir gelmez emlakçılık mesleğine başladım. Bizim zamanımızda tacir, simsar, komisyoncu diye geçen isimlerle hareket ederdi. Hatta dahili ticaret dediğin zaman hepsini içine kapsıyordu. Daha sonra dedik ki bunu bir çalışmaların içerisinde tutalım. Emlakçılık nedir? Emlak işi yapanlar nasıl olmalıdır gibi yola çıkarak Evet. güzel şeyler hazırladık. Emlakçılık mesleğini 94'te Emlak Müşavirleri Derneği'nin içerisine girerek yürütmeye başladım. O zamanlar 24-25'li yaşlardaydım. Daha sonra bir açık gördük. Türkiye'de Seyyar Köfteciler Odası 1968'de, 1964 yıllarında kurulmuş. Seyyar Köfteciler Odası. Evet. Çok harika. Sonuç itibariyle Emlakçılar Odası o tarihlerde yoktu. 96'da başlayıp 99'a kadar süren 3 yıllık bir süreç içerisinde, zorlu bir süreç içerisinde Emlakçılar Odası'nı kurmayı başardık. 10 Mart 1999 tarihinde Türkiye'nin ilk Emlakçılar Odası olarak tarihe geçtik. Amacımız burada meslektaşın sorunlarını, bütün her şeyini çıkartıp toparlayabilmekti. Elimizden geldiğince de bunları yapıyoruz. İzmir bizim için çok önemli bir şehir, doğduğum bir şehir ve buradan böyle bir şeyin yayılması ve tüm Türkiye'ye hareket etmesi beni de ayrıca gururlandırıyor. Şu an kaç emlakçı odası var Türkiye genelinde başkanım? Türkiye'de 19 tane emlakçılar odası var. Ya ihtisas odası olarak. İhtisas odası olarak Diğer var. Karma esnaf odalarının içinde mesela Tabii. ilçelerde falan emlakçılar var. Evet, burada Ayrıca var. Aydın Emlakçılar Odası yok ama Evet. mesela esnaf odaları var. Esnaf odaların içinde. Emlakçılarımız esnaf odalarına kaydolmak Anladım. zorunda. Peki. Yani bu işi yapan herkesin bir odaya kayıt olması gerekiyor. Ama ticaret Peki. odasına, ama esnaf Anladım. odasına. Peki. Şirketse ticaret odası, Peki. şahıssa esnaf odasına. Peki. Ben biraz da kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Yani o da başkanınızdan Evet, ziyade mesleğe 90'lı yıllarda başladım. 91'de resmiyete girdik. Emlakçılığın o zaman dediğim gibi mesleği yapan kişilerin kalitesi biraz düşüktü. Ve sadece bu işi emekliler yapıyordu. Rahmetli annem de derdi, oğlum bak bu emekli işi, bırak bu işleri. Evet. Hani başka işlerle uğraş gibi. Aslında elektronik teknisyeniyim. Fakat askerde bu işlerin içerisine bulaştık ve o tarihten beri de emlakçılık yapıyorum. Kendi mesleğinizi yapmadınız yani. Evet, yapmadım. Peki. Şu an odanızın kaç üyesi var başkanım? Odanızın 2200 yapısı üyemiz nedir? var şu anda aktif olarak. İzmir metropolde merkezde mi Hayır, bizim bütün ilçeleri, İzmir kapsıyor? Büyükşehir'in kapsadığı bütün alanda da bizim sorumluluğumuz olan bir durum Emlakçılar Odası'na. Mesela Ödemiş, Tire, Çeşme, Seferihisar, Bergama, Aliağa gibi ilçelerde dahil olmak üzere 2200-2300 şu anda aktif üyemiz var. Evet, çok harika. Pasif üyelerimiz de yaklaşık 1000'in üzerinde, açmış, kapatmış ama pasifte duran üyeler bunlar. Ama aktif olarak bu işi 2200 kişi olarak yapıyoruz. Ticaret odasında ne Hemen kadar? hemen onlarda da 1500-1800 arasında. Yani o zaman İzmir genelinde şu an 4000, 3500, 4, 4000 3500, 4000 yasal emlakçı var. yasal emlakçı var. Bir o kadar da kaçağı var bu işin. Sizin aslında emlakçıların en büyük sıkıntılarının başında da oradan geliyor. Hatta Evet. oradan başlayabiliriz. Yani nedir? Akşamdan sabaha ben karar verdim. Sabah dedim emlakçı olmak istiyorum. Emlakçı olabiliyor muyum? Ya bu Bu 5 bizim Haziran'a gazetecilik kadar mesleğinde de oluyordu, var da benzeşiyoruz aslında. evet. 5 Haziran 2018 kadar oluyordu. Evet. Takdir buyurursunuz ki şimdi 99'da Emlakçılar Odası'nı kurduk. 2004 yılında TS 11.816 sayılı diye bir yasa çıkarttık. Uyulması Evet. zorunlu mesleki standartlar dedik. Hatta o tarihte Milli Eğitim Bakanlığı Emlakçılar Odası'nın işbirliğiyle yapılan kurslardan belge almayan bu işi yapamıyordu. Daha sonra bu yasayla beraber
bir adım daha ileriye gittik. Hani ne yapabiliriz, daha hareket edebiliriz gibi. Taşınmaz ticaretinden önce emlak müşavirliği ve emlakçılık yasasını çıkartmak için uğraştık. Evet. Bu hükümete, ondan önceki hükümetlere de birçok dosyalar verdik. Ama baktık ki orada zorlanıyoruz. Sonuç itibariyle hükümet de biz dedi bu işe bir düzenleme getirmek istiyoruz. Hakikaten o tarihteki bakanımız Bülent Tüfekçi bize iyi sahiplendi, Allah var şimdi. Evet. Bu konuyu çok iyi irdeledi, çok iyi masaya yatırdılar. Evet. Ve taşınmaz ticareti bilgi sistemine ve yönetmeliğine dahil olarak 5 Haziran 2018'de yasamız çıktı. Evet. Taşınmaz ticareti yönetmeliği. Bu tarihten önce oda kaydı, sicil kaydı, vergi kaydı ve iş yeri faal olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sertifikası olan herkes Müktesep Hak'tan yararlandı ve yetki belgelerini bakanlığa başvurduğunda alıyor. 5 Haziran'dan sonra hani dediniz ya ben sabah kalktım, gözümü açtım, emlakçı olayım artık diyemiyorsunuz. Niye? Birinci şart lise mezuniyeti şartı var. İkincisi 30 metrekareden büyük ofis açma şartınız var. Lise mezunu olsanız da mesleki yeterlik, akredite olmuş kurumlardan mesleki yeterlik belge alma şartınız var. Ki bu da çok kolay bir sınav değil. Kameralar karşılığında hem yazılı hem de performans sınavlarına giriyorsunuz. Yaklaşık 2 saat bir ter döküyorsunuz bu tam kameraların karşısında. Evet. Sonuçta da yapılan işlemlerin içerisinde de belge alırsanız, yani belge almaya hak kazanırsanız belgenizi teslim ediyoruz ve daha sonra işe başlıyorsunuz. Eğer yanınızda birkaç kişi çalıştırmak istiyorsanız, her çalıştıracağınız kişi için 6 metrekare daha ofisinizi büyütmeniz gerekiyor. Eğer ben 10 kişi çalışacağım diyorsanız 60 metre, 30 metrede mevcutta olması gerekiyor. 90 metrekareden daha küçük bir ofiste çalışamıyorsunuz. Bunu neye dayandırarak? 6183 sayılı kanuna dayanarak yapıyor. İş güvenliği kanunu ile ilgili. Diyor ki orada her kişinin, iş çalışan kişinin 6 metrekarelik bir alanda rahat etmesi gerekiyor diyor. Bütün bunların hepsini toplayacak olursak ben gözümü açtım emlakçı olabilir miyim dediğinizde olamıyorsunuz artık. Anladım. Ya mesleğin artık bir standardı var. Tabii ki. Bir de şey var başkanım. Yani emlakçıya güven bu hamlelerden sonra daha da arttı mı? Yani emlakçılar emlakçılık artık güvenilir bir meslek haline geldi mi? Şimdi öncelikle yani şunu ben çok eski yıllarda hatırlıyorum. Aslında biraz daha izleyicilerimiz de mazur görsün. Hı-hı. Yani sizin sektör bizi izliyorsa şu an para aklanan bir alan gibi de görülen. Çok eskilerden evet. Öyleydi yani. Hani sırf adres belli olsun diye siz az önce bahsettiniz. Eyvallah. Yani o tamam. Emekli olmuş birisi gıdılanmak için derler bizim buralarda. Evet, oyalanmak için işte bir ofis açmış. Artık o tür bir meslek değil. Şimdi zaten önce meslek değildi ki bu. Evet. Yani bunu meslek haline getiren kişi aslında sizsiniz evet. Belki bir nevi. Yani emlakçılar odasını kurduktan sonra bir kimlik kazandırdık. Evet. Daha sonra bir standart çıkarttık. Şimdi bir yönetmelik geldi. Artık evet. Tamamıyla meslek oldu. Bunun da adımları var. Şimdi bunlar birinci basamaklar. Birinci dalga. İkinci dalga biliyorsunuz 2 yıllık ve meslek liseleri ve meslek yüksekokulları var. Evet. Hem lisesi var emlakçılık ve emlak yönetiminin. Çok güzel. Hem de meslek yüksekokulları, 2 yıllık üniversiteleri açıldı. Biz istiyoruz ki bir süre sonra 4 yıllık üniversiteler, 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere sadece üniversite mezunları bu işi yapsın. Bu yavaş yavaş bir geçiş süreci. Evet. Şimdi biz önce mevcut emlakçıyı koruduk. Yeni emlakçı olacaklara belli kriterler getirdik. Ama daha sonra bunlar da daha gitgide zorlaşacak. Çünkü dünyanın en güzel mesleğini yapıyoruz ve en kutsal mesleğini yapıyoruz. Kutsal diyorum, lütfen yanlış anlamayın. Biz sizin evinize girdiğimizde, evinizi satacağımız girdiğimizde yatak odanıza kadar girebiliyoruz. Evet. Bugün polis arama emrini göstermeden o kapıdan giremiyor. İçeriye giremiyor. Evet. O yüzden kutsal bir meslek yapıyoruz. Evet. Ailedensiniz yani. Evet ve dedim ya 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. 30 senede o çevrede iyi tanınıyorsunuz. Sizi iyi biliyorlar, iyi yapıyorsanız işinizi. Zaten işinizi kötü yapıyorsanız 2 sene, 3 sene sonra orada duramıyorsunuz. Evet. Köklü oluyorsunuz, o bölgeye hakim oluyorsunuz. O bölgede kimdir, nedir, ne değildir her şeyi anlıyorsunuz. Az evvel sizin odanızda oturduğumuzda küçük kızımız vardı. Evet. Benden ev alıyorsunuz. Seneler sonra geliyor, o küçük kızımız evlenecek, o da ev istiyor. Evet. Sizin söyleminiz şu,
Git Mesut amcan sana ev alsın. Evet. Ne istiyorsan onu yapsın. Bu çok güzel bir duygu. İşte hem bu duyguları yaşatmak hem de biraz daha globalleşmek adına doğru şeyleri yapmak istiyoruz. Mesleği yapan insanlarım, meslektaşlarım hakikaten nerede olduklarını bir bilseler çok daha farklı boyutlara gelecekler. Çünkü düşünsenize 25 yıl, 30 yılınızı veriyorsunuz. Bu işte iyi bir tecrübe ediniyorsunuz. Fakat bu tecrübeyi paylaşmıyorsunuz. Evet. Paylaşmadığımız için zaten bu tecrübe benimle beraber mezara gidiyor. O yüzden sistemlerini değiştirmelerini istiyoruz. Biraz daha eğitimlerle vizyonlarını açmak istiyoruz. Çok zor oluyor bu işler. Yani bir kabuğu kırmak kolay değil. Kesinlikle. Yani sizin az önce anlattıklarınızdan ben şu sonucu çıkarıyorum. Mesela İzmir Balçova'da hasbelkader bir partiden belediye meclis üyesi seçilmiş bir kişiden, evet, belediyede halkı temsil etmek için seçilmiş bir kişiden onun oturduğu bölgeyi siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Yani o mahallenin sorunlarını, kesinlikle, o sokağın sıkıntılarını, o caddenin problemlerini. Tabii ki. Hatta teknik kısımlarıyla bile sizin alanı ilgilendiren, inşaat sektörünü ilgilendiren, orada ne yapılırsa ne olur, doğalgazı nereden geçiyordur. Belki, tabii, bunların hepsini siz belediye meclislerinden daha iyi biliyorsunuz. Şirin yerli, doğma büyüme oralıyım. Evet. 30 yıldır da o bölgede emlakçılık yapıyorum. Hı hı. Hangi müteahhit hangi binayı ne zaman yaptı? Evet, çok güzel. Onun oğlu ne yaptı? Hangisi binayı sattı, hangisi yarım bıraktı? O binanın tarihçesini biliyoruz. Evet. Bize gelip siz dediğinizde 335 sokak, No 12, ha, şu apartman diyoruz, isim vermeyeyim. Şu apartman Veli Bey yapmıştı burayı diyoruz. Evet. Vallahi doğru söylüyorsun diyor. Ama biz işimize vakıfız o konuda. Evet. Yani çok titizleniyoruz da bu işte. Benim meslektaşım da bu konuda çok iyidir. İşte aradaki tek fark bu güven meselesi dediğiniz kısımda. Şöyle söyleyeyim size, herkesin bu işi yapamadığı bir konumda, özellikle son dönemlerde, ben 90-91'li yıllarda mesleğe başladığımda bu işi yapan bayan emlakçı yoktu. Evet. 94-95'te dernek yönetimine girdiğimde bir gece düzenlemiştik, emlakçılık gecesi. 100 kişiye yakın emlakçı katılmıştı. 2 tane bayan vardı. Şimdi geceler düzenliyoruz. %2. 1800-2000 kişilik geceler düzenledik. Evet. Büyük otellerde İzmir'in içerisinde. Şu anda yarısından fazlası bayan. Evet. Ve bununla gurur duyuyoruz. Çünkü mesleğin artık bakış açısı da, mesleğe bakış açısı da değişti. Diş doktoru var, mühendis var, bankacı var. Bu işleri bırakıp bu işe, bizim işimize gelenler var. Ve tabii bu da gurur verici bir olay. Evet, yani siz de bu işi ayrıca yapıyorsunuz. Evet, eşim, oğlum, evet, beraber ne yapıyoruz. Ne güzel yani. Aynen. Demek ki bir karşılığı var. Ya da bu işi severek yapmanın... Yani ben bu işe gönül zaten verdim. Bu işi yapamazsınız. Ben bu işe gönül verdim. Gönül vermesem zaten bu kadar koşturamam. Bu kadar zaman ayıramam. Bakın bu televizyon Aydın'da ve ben İzmir'den buraya geliyorum. Evet. Tabii ki fedakarlık olması gerekiyor ama gençliğimi hem emlakçılar odasına verdim. Zamanımı ayırdım. Çocuğumun okuluna gidemedim. Evet. Ama emlakçılar odasını her zaman hep ön planda tuttum. Güzel şeyler yapıyoruz. Ekip de güzel olunca çok güzel şeyler çıkıyor. Yönetim kurulu, denetim kurulum, Türkiye'de olmayan bölge temsilcilikleri bir tek İzmir Emlakçılar Odası'nda var. Ne güzel. Siz TESK'e bağlı bir odasınız. Evet. Yani İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı bir odasınız. Tabii ki. Ama ben sizi TESK'e bağlı diğer odalardan biraz farklı görüyorum. Yani sizinki yani bir marangozlar odasının faaliyetlerine benzemiyor. Bir bakkalların, evet, faaliyetlerine. Belki bakkallara kısmen hani ama onlar oturdukları yerden bir şeyler ticaret yapıyorlar, alıp satıyorlar. Siz insanlara bir nevi güven satıyorsunuz. Evet. Öncelikle güven satıyorsunuz. İnsanlara yaşamlarını sürebilecekleri, yani kiraladıkları evi buluyorsunuz, evet, temin ediyorsunuz. Hem kiralayan için hem kiraya veren için ortada bir garantörsünüz. Evet. Farklı bir meslek yapıyorsunuz. Şimdi son yıllarda şey var, sizin sektörde artık böyle markalaşmış firmalar, evet, var. Bir de bu işi sizin gibi çekirdekten yapan güvenle bulunduğu, evet, bölgede, mahallede ya da ilçede yapanlar var. Evet. Orada da bir rant oluştuğu için sanırım Türkiye'de bir markalar oluştu değil mi başkanım? Tabii, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani isimlerini kullanmıyorum bir ben ama. Bir yerde ama... açık varsa insanlar oraya gelip dolduruyorlar. Yani sonuç itibariyle bu var. Bizim zaten başından beri anlatmak istediğimiz oydu.
Diyoruz ki işinizi geliştirin, evet. Markalar yaratın. Marka yaratmak demek katma değer yaratmak demek, işçi çalıştırmak demek, bilgiyi, beceriyi paylaşmak demek ve daha çok kazanmak demek. Sistem çok basit. Yani bunu Avrupa'yı bir daha keşfetmeye gerek yok, Amerika'yı da keşfetmeye gerek yok. Firmaların yapmış olduklarından daha farklı bir sistemle çok rahat hareket edilebilir dedik. Biz bunu 2005-2006'larda söylediğimizde bu başkan kafayı yemiş diyen çok insan oldu. Bu firmalar daha henüz gündemimize tabii de girmemişlerdi. Yani yeni girmişlerdi. Yeni bir firma çok iyi gidiyordu o konuda. Ben bunları söylediğimde bu adam kafayı yemiş diyorlardı. Şimdi haklıymışın biz neyi kaçırdık diyorlar. Daha hala kaçmış bir şey yok. Sadece önemli olan birleşmeyi ve paylaşmayı iyi bilebilmek. Bir ofis açıp sokak arasında kalmaktansa 5 kişi sokak arasından çıkıp ana caddede bir ofis tutup kendi işlerini kurup ortaklıklarını belli bir yazılı bir şeye göre, çizelgeye göre yaptıktan sonra her şey tıkır tıkır işliyor. Evet. Ya bu çok basit. İlla bir marka satın almasına gerek yok. Kendi markasını yaratması lazım. Bir adım daha öteye gideyim. Ben İzmir Emlakçılar Odası olarak bu tip girişimde bulunan benim üyelerim varsa biz onlara bu sistemi, istedikleri sistemi ücretsiz vermeye razıyız. Çünkü ben bunu sağlamak zorundayım. Emlakçılar Odası'nın görevlerinden biri de meslektaşın işlerini rahatlatmak. Resmi kurumlarda, yasal olan yerlerde sıkıntılarını aşmak. Her şeyi bir kenarıya bırakalım. Şimdi biz bu yönetmeliği çıkarttık. Bu yönetmelik 5 Haziran 2018'de çıktı. 5 Aralık 2019'da da son buluyor. Asıl evet. Pandemin o zaman kopacak. Şimdi 2200 üyem var. Türkiye'de 900 üyeyle birinci sıradayız. Sanayi Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alan İzmir Emlakçılar Odası'nın üyelerinden bahsediyorum. Evet. 900 kişi. Ve benim 2200 üyem var. En üst tapta biziz. Evet. Daha 1200, 1100 tane, 1300 tane daha üyem 2,5 ayda bu belgeyi almak zorunda. Bu mesleki yeterlilik. Evet, ellerinde bir altın bilezik duruyor. Bunun değerini daha hala anlamış değiller. Şimdi bizim Türk milletinin bir şeyi son var. Son zamanda değil mi? Hani kaba tabiriyle de izleyicilerimiz de mazur görsün. Yumurta ağzına gelince evet, son evet. Bir aya sıkışır o iş. Aynen öyle. Bir ay sonra bizim pabucumuz ayağımızdan ben çıkar, başımıza geçer. Bu konudaki eğitimlerinizi de gördüm. Evet. Yani sizin bu konuda seminer tarzı, bilgilendirme tarzı bütün iller, faaliyetleriniz var. Bütün ilçelerde. Evet. Hatta şunu ileriye gideyim. Mesela Aydın Esnaf Odası bize dese ki ya bununla ilgili bilgi ver. Biz herhangi bir para almıyoruz. Gönüllü gelip yapıyoruz bunları. Evet. Bunların eğitimleri. Şimdi şunu söylüyorum. Aydın'da emlakçısınız. Hiç bu işlerinden haberiniz yok. Evet. Sizi de bilgilendiren yok. Lise mezunu değilsiniz. Ofisiniz de 30 metreden küçük. Evet. Ofisiniz var, vergi kaydınız var, oda kaydınız var, milli eğitimden belgeniz var. Fakat 5 Aralık'ı geçirdiniz. 5 Aralık'tan sonra geldiniz mi bakanlığa? Bakanlık diyor ki hop kardeşim. 5 Haziran 2018'den 5 Aralık 2019. 18 aydır aklın neredeydi? Biz bunu yayınladık diyor. Evet. Ben bas bas, sayın bakanlarımız bas bas televizyonlara çıkıp bağırdılar. Bakın herkes mesleğine sahip çıksın diye. Yarın o insanlar bu haklarını elinden kaçıracaklar. Bu karma odalardaki emlakçılar tabii, da mı kaçıracaklar? Onlar o tabii zaman, ki. Ben Aydın'daki ya da bölgemizdeki biz tüm bölgedekiler, diğer illerdeki evet. Birlik başkanları başta olmak üzere karma odaların başkanlarına da evet. Emlak komisyonculuğu yapan bizi danışsınlar, konuda... bizi arasınlar. Biz her türlü bilgiyi, belgeyi veririz. Onu da kaçırmayız. Hatta gelir biz zaten seminer veririz. Anladım. Bu sadece emlakçıları kapsayan tabii. Otogalericileri otogalericiler benim şeyimde sizin değil, değil ama onlarla ilgili de bir mevzuatta bir değişiklik var. Onlarla o da benzer da, bir değişiklik. Aynı. O da 31 Aralık'ta son buluyor. 31 evet. Aralık 2019'da son buluyor. O da neden? İki maddede değişiklik yapılıyordu. Bir tanesini çok iyi biliyorum. Bir galerici arabayı satarsa 2 yıl garanti vermek zorunda demişlerdi. Onu değiştiriyorlar. Evet. Tabii adli tatile geldiği için otomatikman yasayı uzatmak zorunda kaldılar. Anladım. Biz Sayın Bakanımıza dedik ki acaba yasayı bizim yasamızda uzar mı? Öyle olsaydı ikinizi bir uzatırdık dedi. Evet. Yani artık uzamayacak. Bunlar son demler. Peki. Bu 2,5-3 ay içinde benim emlakçım, Türkiye'de hangi emlakçı varsa, ister ticaret odasına kaydolsun, ister esnaf odasına, taşınmaz ticareti bilgi sistemine girip, kendini kaydedip, belgelerini oraya yükleyip,
yetki belgelerini almak zorundalar. Çünkü iki tane müfettiş geliyor size bakanlıktan ofisinize. Yeterli misiniz değil misiniz diye tutanaklarını tutuyor. Bakanlık bunu yazıyor, evet burası yeterlidir diye Ankara'ya gidiyor. Ankara'da tıkır tıkır giriyorlar, senin adli siciline de bakıyorlar. Evet. Konkordato var mı? Şirket iflası yapmış mısın? Vergi kaçakçılığı yapmış mısın? Yüz kızartıcı suç işlemiş misin? Veya yapılacak bütün işlemlerde devlet büyüklerine ve devlete karşı işlemiş olduğun suçlar var mı? Bunlara bakılıyor. Eğer buradan temizseniz size yetki belgesi veriliyor. Bunlardan bir suçunuz varsa gene bu belge verilmiyor. Yani çok ileriye gittik. Biz sizin de başkanım Kasım'ın ortalarına doğru bu 5 Aralık'tan önce tekrar bir program planlayalım bence. Çünkü bizim amacımız esnaf ve sanatkarımıza faydalı olmak. Evet, o yüzden böyle bir esnafın kürsüsü isimli program yapıyoruz. Çok da faydalı ve verimli oldu bu bilgi. Şimdi sizin yayın alanınız çok geniş. Evet. İzmir'i kapsıyor, Aydın'ı kapsıyor, Isparta, Kütahya, Uşak o bölgeleri de kapsıyor. İnşallah bizi orada seyredenler varsa onlara da faydalı olur sayenizde. Yani biz uydu yayın yapıyoruz. 71 ülkede izlenebilen bir televizyon kanalı. Dijital platformlarda da var. Evet. Yani biz sadece bölgemizi konuşuyoruz ama bu Sakarya'daki bir emlakçı da bunu evet. bizden duyarak belki yarın bu neymiş acaba deyip tabii. böyle bir şeyin içine girebilir. İnşallah duyarlar. İnşallah başkanım. Bir de bu emlak sektörüne giren şirketlerin yanı sıra bir de bu hem oto alım satımında var hem emlak kiralıkta satılıkta evet. şeyler var. İnternet siteleri var. Evet. Yani, aklınıza hayalinize gelebilecek herkes bu alanda site kurmuş. Bu alanda bir disipline edilmesi gerekmiyor mu başkanım? Şu an bizim sektörde mesela ben örnek vereyim. Radyo televizyonlarla ilgili işte internetten Web TV adı altında yayın yapanlar bir disipline edildi. Evet. Geçen Ağustos ayının sonunda süre sona erdi. Tamam. RTÜK artık bunları da bir lisansa bağladı. Hı hı. Yani lisansı olmayanlar sanırım yılbaşından sonra yayın yapamayacaklar Web TV adı altında. Evet. Ama aynı sıkıntı sanırım benim görebildiğim kadarıyla biz bunu internet haberciliği yapan sitelerde de görüyoruz. Evet. Yani akşamdan adam diyor ben sabah haberci diyor gazeteci olacağım. Adam sağlık müdürlüğünde ambulans şoförü evet. ama sabah bir kalkmışsın adam internet sitesi kurmuş. Evet. Valiye mikrofon uzatıyor ya da ses kaydı uzatıyor. Evet. Sen kimsin diyorlar ben bilmem ne .com'un muhabiriyim evet. ya da sahibiyim diyor. Doğru. Bu internetten emlak ve oto alım satım işi yapan evet. Sitelerde de bir disipline edilmesi gerekiyor mu? Bu konuda bu yönetmelikte var. Var mı? Var. Ben bu yönetmenin çıkışında Aydın Ticaret Odası Başkanı Sayın Hakan Ülken'in de top yönetim kurulu evet, kendisi. Evet, onun da bir evet. çabası olduğunu biliyorum. Evet. TOB'un bir toplantısında biz karşı karşıya oturuyorduk. Evet. Aynı konularda da birleşiyoruz. Onun da görüşü bu yönde. Bu yönetmeliğin çıkıp bir an önce yürürlüğe girmesi eksiklerin tamamlanmasıyla ilgiliydi. Tabii o zaman bizim bunu konuştuğumuzda bakanımız Bülent Tüfekçi'ydi. Evet. Şimdi Ruhsar Hanım bu konuya daha farklı bir bakış açısı geçirmiş. Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürümüz bu konuda çok ilgili ve bilgili. İş Ticaret Genel Müdürlüğü bu konuda çok ilgili. Ticaret Bakanlığı içerisinde. Yani biz şunu yapıyoruz. Bir taraftan başlamıyoruz. Emlakçıyı evet. bir tarafta evet düzene sokuyoruz doğru. İnternet sitelerinde eğer bir emlakçı, yasal bir emlakçı oraya bir ilan girmek istediğinde yetki belgesi numarası soruyor. Süper. Bu 5 Aralık'tan sonra yürürlüğe giriyor. Bütün ilan portalları şu anda bütün altyapısını bitirdi çalışmasını. Anladım. 5 Aralık'ı bekliyorlar. 5 Aralık'ta sadece bunlar olmayacak. 5 Aralık'tan sonra artık resmi ve yasal denetimler başlayacak. Bu ne demek? Cezalar geliyor demek. Kaçak emlakçılığın sonu demek. İşte ya ben bugün bunu böyle yaparım, yarın da bu işi yapıyorum diyenlerin çok canı yanacak. Çok evet. net söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Bakanlık söylüyor, bakanlık yetkilileri söylüyor ve yönetmelik söylüyor. Evet. Bunun uygulanıp uygulanmayacağını aslında... Ticaret Bakanlığı birinci derecede evet. yetkili. Denetim de Ticaret Bakanlığı'na ait. Hatta dedim ki biz Ticaret Bakanlığı'nda bu kadar az kişiyle bu denetimleri İzmir'de nasıl yapacağız? Evet. Ya da İstanbul'da? Bunları bize verin, doğal olarak biz yapalım dedik. Sayın Bakanımız o zaman dedi ki biz müsteşarlarla beraber şu şeyi konuşuldu. Biz dedi kolluk kuvvetleri, belediyeler, zabıtalar,
yetmediği yerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden memurlar olarak bunları yapabiliriz dedi. Evet. Yani bununla ilgili genelge de şu anda il müdürlüklerinde var. Yetki de il müdürlüklerinde. Çok güzel. 5 Aralık'ı bekliyoruz. Ama benim en önemlisi uyarı vermek istediğim konu, bütün emlakçılarımızın bir an önce odalarına başvurup ilgili oda kayıt belgesini, mesleki yeterlik, milli eğitimden almış olduğu halk eğitim veya ilgili meslek odalarından almış olduğu belgeleriyle sisteme giriş yapıp müktesap haklarını olanlar ellerinde tutsunlar. 5 Aralık'tan sonra açanlar da mesleki yeterlik kurumuna dahil olmuş, akredite olmuş kurumlardan belge alsınlar. Biz İzmir Emlakçılar Odası olarak Esnaf Birliği'nin akredite almış bir kurumu var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ve bu eğitimleri ve sınavları İzmir Emlakçılar Odası olarak İzmir'de yapıyoruz. Aydın bize derse ki biz burada 10 kişilik, 15 kişilik ekipler kurduk. Hiç onları oraya yormuyoruz. Ekibimi buraya gönderiyorum. Burada sınavlarımızı yapıp geri dönüyoruz. Her şeyimiz düzgün, nizami ve yasal. O yüzden elimizden geldiğince İzmir Emlakçılar Odası ve İzmir Esnaf Sanatkarları Odalar Birliği Başkanımıza, Zekeriya Mutlu'ya da çok teşekkür ederim. Biz bu sistem yönetmelik yürürlüğe girdiğinde Zekeriya Başkan'ın kapısını çaldık, dedik başkanım. Akredite olmuş bir şirketimiz var. Ben bu akrediteyi almak için uğraşmayayım. Siz alın, beraber yapalım bu işi. Çok ve şu anda Türkiye'de Odalar ve Borsalar Birliği'nden sonra İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ikinci kurumdur. Diğerlerin hepsi özeldir. Anladım. Biz eğer şeyse izleyicilerimize ben onu da söylemek istiyorum. Haftaya da Sayın Zekeriya Mutlu'yu konuk edeceğiz. Harika. Eğer bir plan değişikliği olmazsa kendilerinin. İnşallah. Bu konuyu da ben özellikle soracağım başkanımıza. Tabii ki, tabii ki. Çünkü emlakçılarımız hakkında eğer hala bu işi duymamış olan varsa yine bir kar suyu kaçırmak adına. Yani başkanımız bu konuda hem bize destek veriyor hem evet. mesleğe bakış açısı çok önemli. Bir de bizim yapmış olduğumuz emeklerimizi de görüyor, biliyor. Evet. Sağ olsun onun da büyük desteğini görüyoruz. Peki. Başkanım biraz mevzuatlardan, şeylerden uzaklaşıp şimdi programın ortasına geldik. Sonunda bundan sonraki kısmında da şeyi konuşmak istiyorum. Yani halkımız emlakçılara nasıl bakıyor? Yani toplumun emlakçılara bakışı nasıl? Nasıldı, ne hale geldi? Siz evet. uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Yani 90'lı yıllarda nasıldı? Şimdi günümüzde emlakçıya bakış ne boyutta? Oradan devam edelim. 90'lı yıllarda çok farklı bir satış politikası vardı. Evet. Ofislerimizi açardık, müşteri gelirdi karı koca. Hanımefendinin elinde bir pazar torbası, evet. içi para dolu. İçi para dolu. Biz parayla gezerdik evleri. Evet. Bu ev, bu ev, bu ev. Hangisini beğendik? İkinci evi. Evet. Bir daha görürdük. Müteahhitse ya aşağıda ya yan tarafında şantiyesi var ya da ofisi var. Giderdik oraya. Anlaşırdık, pazarlığı yapardık. Ben bir kısım para alırdım vergileri yatırmak için. Evet. Hemen iki saatte tapu işlemlerini yapar, işi bitirirdik. Evet. Oradan geldiğimiz nokta işte banka kredileri, banka eksperleri, evet. buradaki geçen süreç vesaire. Biz evet. iki saatte tapu verirken şimdi bir hafta 10 gün tapu uzayabiliyor. Şimdi üstelik tapu kadastro elektronik şeye geçmiş olmasına rağmen. Ama bu tapu kadastrodan kaynaklı değil. Anladım. Aradaki süren süreçten, çünkü ben başvuruyorum, banka bana onay vermek için anladım, araştırıyor. Anladım. Araştırdıktan yani kredi sonra kredi alabilirsiniz diyor. Biz evin işlemleri için dosya veriyoruz. SPK lisanslı bir kişi gelip oraya rapor tutuyor, tekrar evet. o raporu geri gönderiyor. Bunların hepsi bir süreç. Yoksa evet. tapu kadastro şu anda Türkiye'de, hani diğer kurumlar nasıl çalışıyor bilmiyorum, ben daha çok tapu kadastroyla güvenilir hale getirildi. Hem güvenilir hem hızlı. Hem de çok daha farklı modelleri var. Şimdi bir nokta daha orada şey yapmak istiyorum. Tabii. Tapu Kadastro Genel Müdürümüz çok iyi çalışmalar yaptı. Hı hı. Şu anda bu yetki belgeleri, işlemleri bittikten sonra bir adım daha öteye gideyim. Bunu daha önceki genel müdür ve genel müdür yardımcılarıyla konuşmuştuk. Biz takbis sistemini kullanabilen ve bizimle sözleşme imzalayan kim varsa uç vermeye hazırız dedi. Uç vermek ne demek? Siz bana satılık bir daireniz varsa veriyorsunuz, arsanız, daireniz ya da herhangi bir gayrimenkulünüz. Hı hı. Ben sisteme giriyorum, haciz var mı, ipotek var mı, ne var mı görebiliyorum. Evet. Bunlarla ilgili işlem yapabiliyorum. Bütün her şeyi elektronik ortamda yüklüyorum. Sadece memur orada bunu kontrol ediyor. Evet, evet parayı yatırın, evraklarınızın asıllarıyla gelin diyor. Alıcı satıcı imza atmaya gidiyor sadece. Evet. Yani biz resmi senede kadar hazırlayabilecek pozisyondayız şu anda. Tapu Kadastro bu çalışmaları yapmış, bekliyor. Evet.
Şimdi yetki belgeleri alınacak. Daha sonra tapu kadastro ile yapılan bir anlaşmada yetki belgeli olan emlakçılar belli bir işleme tabi tutulacak, belli bir sınava girecek. Bu sınavda başarılı olursa takbis sistemi kullanmaya açılacak. Anladım. Bizim niyetimiz, düşüncemiz bu. Yaklaşık bunu 2 sene, 3 sene önce konuştuğumuz şeyler. Hayal değil ama bunlar olacak. Evet. Çünkü dünkü geldiğimiz nokta neydi, bugünkü geldiğimiz nokta bu. Hakikaten bu süreç içerisinde emlakçılık mesleği meslek değilken önce bir kimlik kazandırdık. Bu kimliğin üstünü giydirdik. Şimdi daha zorlaştırdık, biraz daha yukarıya koyduk. Artık herkesin bu işi yapmaması, bu işi yapan kişilerin ehil olması. Düşünün, emekli oluyorsunuz, 25 yıl bir yerde çalışıyorsunuz. Emekli maaşınızda bir ev alacaksınız. Merdiven altındaki ne olduğunu bilmediğiniz bir emlakçıyla alışveriş yapıyorsunuz. Paranızı alıyor, kaçıyor. Sonra suçlusu biz emlakçılar oluyoruz. Hayır, bu böyle olmamalı. Bakın, bunlar için bakanlıkta bir sözleşme var. Hepimiz çıkarttık, sözleşmelerimizi ortaya koyduk. Kapıdan içeriye girdiniz. Emlakçı size bir sözleşme imzalatmak istiyorsa, herkes diyor ki ben sözleşme imzalamam. Yarın sen en ufak bir sorun yaşadığında ben senin sorununu nasıl çözeceğim? Sözleşme olmadan. Efendim, ben emlakçıya kapora verdim. Evet, emlakçı bugün kapalı. Yetki belgesi var mı? Yok. Kaydı var mı? Yok. Adam 5000 lira parayı almış, bir dükkan açmış derme çatma. Ya da 10.000 lira kapora vermiş. Evin fiyatını ucuz söylemiş. 3 kişiyi çarpmış gitmiş. Nasıl tutacağım ben bunu? Ama bunu yazar çizerseniz, bir evrakı tabii sizde olursa, o zaman bunun hesabı sorulur. Eğer emlakçıda bir hata varsa bunun emlakçıdan, alıcıda varsa alıcıdan, satıcıda varsa satıcıdan hesap sorulur. Yani geldiğimiz nokta bu. Ve gözü kapalı. Hala var mı başkanım? Var var. Şu anda zaten yönetmeliğin içinde de var. Yok, onu demiyorum. Bu tür olumsuz hadiseler hala yaşanıyor değil mi? Var yani tabii. 5 Aralık'tan sonra artık bunlar... Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani birisi çıkıyor bir internette bir şey yayınlıyor. Diyor ki, atıyorum, Aydın'ın en iyi caddesinden geldim ben. Orada metrekaresi 5000 lira, 5500 lira, 6000 lira. Gördüm, baktım gezerken. O caddede metrekaresi 3000 liradan 100 metre dükkanda 3 milyar lira para kazanmak demek. Evet. Bizimkiler araştırmadan atlıyorlar. Ya bu kim, nedir, ne değildir? Evet. 3 kuruş parayı kaptırdı mı sonra feryadı fegan ediyor. Önce bir bak bakalım, bu adam kayıtlı mı? Evet. Diploması var mı? Yetki belgesi var mı? Yaptığı iş sözleşmeli mi, değil mi? Yasal mı? Ha, evet, ver kaporayı, yarın gel. Yarın sen yoksun, verdin 50 bin lira bana, gittin. Var, yapanlar var. Hatta bundan 2-3 gün önce bizim WhatsApp gruplarımız var. O gruplarda bir arkadaşın kimliğiyle fotoğrafını attılar. Dediler ki, başkanım, bu adam dolandırıcı. Neyin dolandırıcılığını yapıyor biliyor musunuz? Geliyorum ben, 2 milyonluk evin pazarlığını yapıyorum. Tamam, bu evi gördüm, beğendim, kredi çekeceğim diyorum. Her şeyi hazırlıyorum. Size kimliğimi de veriyorum. Her şey tamam. Siz gidip başvuru yapıyorsunuz. Arıyorum ben sizi. Diyorum ki, abi, para yatırmanızı. Ya siz benim adıma yatırın diyor. Tamam. Ben bankadan parayı çekince vereyim. Hasbelkader. Adamın adına parayı ben, onun kimliği, TC kimliğiyle bankadan veya bankamatikten yatırırsam o para onun parası oluyor. Evet. Gidiyor tapu kadastro. Ben bu yeri almaktan vazgeçtim. Satış bozuldu. Benim paramı geri iade edin diyor. Süper. 100 bin lira da bu. Evet. 30 bin lira. Güzel. 30 bin lira parayı çekiyor bankamatiğinden. Hadi alasma aladık. Evet. Bu daha yeni çıkan bir olay. Oo. Aslında bunu söylemesek iyiydi çünkü. Yok, biz bunu uyarıyoruz. Çok değişik dolandırıcı yöntemler. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle yasal emlakçılarla çalışsınlar. Anladım. Yani emlakçıların da uyanık olması tabii lazım. Biz uyarıyoruz. Bu konuda. Peki başkanım, şimdi okullar açılıyor, eğitimde bir hareketlilik var, üniversitelerimiz açılıyor, öğrenci hareketliliği olacak, işte memurlar tayin olduğu tayin dönemleri var, işte yeni bitti, işte öğretmenler atandı falan. Sizin sektörde de böyle bir hareketliliğin tabii olacağı kiralık bir ay başlıyor, fazla, evet. Özellikle kiralık anlamında işte öğrenciler... öğretmenler, diğer kamu görevlilerinin sirkülasyonu çok olduğu bir günleri yaşıyoruz şu an. Evet. İzmir'de kiralık emlak fiyatları nedir? Ya da şeyine göre satılık emlaklerin değeri nedir? Şimdi yerine göre değişiyor. Tamam. Okul iyiyse, öğrenciden konuşacaksak, okul iyiyse o iyi okulun etrafındaki evlerin kiraları da evet, iyi. İyi. Anladım. Yani evet, iyi bir okulun ismini
şöyle bir okul desek, iyi okul, o okulun etrafındaki kiralık evler normal evlerden 300-500 lira daha fazla. Anladım. Yani Denizli'nin bir köyünden gariban bir ailenin çocuğu İzmir'de Ege Üniversitesi'nde bir bölüm kazanmış. İzmir'de okuyacak. Evet. Yurt çıkmamış. 1500-2000-2500 lira arası. 1500'den aşağı bulması mümkün değil. Anladım. Şirinyer'de bakacak olursan Bornova bölgesi. Şirinyer'de de üniversite var, iki tane biliyorsunuz. 9 evet. Eylül. Ve fakülte, eğitim fakültesi. Orada da mesela rakamlar yüksek. Evet. Biz 1 artı 1'leri orada 1000 lira, 1100 liradan veriyoruz. Şirinyer'e gelin 3 artı 1 evler 1500 lira. Evet. Ama Buca'ya gittiğinizde 1 artı 1 evler 1000 lira, 1100 lira. Evet. O yüzden rakamlar değişiyor. Mesela Bostanlı bölgesi çok özellikli bir yer. İnsanlar parayı buldu mu Bostanlı'ya taşınır. İnsanlar parayı kaybetti mi Aslı'na döner. Anladım. Sirkülasyon olan yerler. Evet. Göztepe, Urla, şu anda Çeşme Revaş'ta İstanbulluların çok hareket getirdiği bir durum var. İşte ama genel yapıda rakamlar bu yönde. Artı şöyle bir şey daha var. Eskiden mal sahipleri kendilerini kasa kasa şu kadar kira istiyorum diyebiliyorlardı. Artık burada evini bir an önce kiraya versin, boş kalan günleri kendinden gitmesin diye raiçlerini bulup söylüyorlar. Evet. Bu da güzel bir şey. Bunu da o bölgedeki emlakçılarımız kimse onların üzerinden hareket ediyorlar. Ve ciddi anlamda da artık söz sahibiyiz. Bir şeyleri söylüyoruz. Kimisi geliyor diyor ki burası kaç para yapar? Şimdi düşünün 30 senedir ben Şirinyer'deyim. Sizin 353 sokakta bir daireniz varsa kaç para yapacağını ben çok iyi biliyorum. Bunu ben size söylüyorum. Yok, bana başka firma fazla söyledi diyor. Gidiyor o firmayla anlaşıyor. Evet. Tamam, güzel. Satamıyor. 3 ay sonra geliyor. Diyor ki siz benim ofis söylediğiniz fiyattan satabilir misiniz? O anki piyasayla şimdiki piyasalar bir değil. İşte o yüzden iyi araştırsınlar. Emlakçısı, herkesin bir kere aile hekimi var, muhasebecisi var, avukatı var mı var. Bir evet. Emlakçısı da olacak. Çok güzel. Olacak. Biz bunu yıllar önce söylüyorduk. Kimse inanmıyordu. Ama şimdi olacak. Olması da gerekiyor. Seçeceksiniz emlakçınızı. Kimisinde kafa yapınız uymaz. Kimisinde çok uyar. Uyan kafa yapınızda. İşini de dürüst yaptığını düşünüyorsanız niye olmasın? İlk defa ev almayacaksınız ki. Çevrenizde artık herkes potansiyel ev kiralamak, ev almak için. 25 yaşın üzerindeki herkes şu anda potansiyel alıcı. Sizin potansiyel müşteriniz benim. Evet. Peki. Yani sonuç itibariyle biz bunları bundan 20 sene önce deseydiniz 55 yaşın üzerindekilerdi. Çünkü peşin parayla ev alınıyordu. Böyle kredi çekeyim falan mümkün değildi. 2000 yılında bir devlet bankası 20 yıllık konut kredi faizlerini çıkarttı. Faiz oranları kaç paraydı biliyor musunuz? 4.2 idi. Evet. Sonra 3.9'a düştü. Evet. 3 asgari ücret ödediğinizde 20 bin liraya aldığınız evin taksidini ödüyordunuz. Kaç para olarak? 20 sene sonra 65 bin lira olarak. Evet. Herkes deli misin diyordu, bu yerleri alıyorsunuz siz bu fiyatlara. E şimdi düşünelim 2000 senesi, 2019'dayız. Hiç krediyi yapılandırmadık. Evet. Aynı şekliyle kaldı. 3 asgari ücret ödeyerek ödüyoruz bunu. Hı hı. O zaman asgari ücret kaç paraydı? 180-160 küsürdü. 162 evet. liraydı. Şu 3 ile çarpın. Evet. Ya o zaman 3 ile çarpın. İşte 400-500 lira para ödüyorsunuz. Hala 500 lira para ödeyerek o evin taksidini ödüyorsunuz. Evet. İnsanlar ilk başta çok farklı oldu. Ya 20 liralık ev 65 bin lira ödenir mi? Evin 3 katı diyorlardı. Al 20 sene geçti işte. Evet, sen hala 500 lira kalan şeyi 360 mı 380 lira mı öyle bir para ödüyoruz. Evet. Yani o yüzden bazı şeyleri iyi dengelemek lazım. Peki. Gayrimenkul yatırımcısına asla ve asla kaybettirmez. Yani siz bu konuda da aslında danışmanlık yapıyorsunuz. Tabii ki. Hem alıcı için hem satıcı için. Evet. Yani raicin ortaya çıkması ya da taraflarca rıza oluşması anlamda da evet, bir evet. şey oluşuyor. Ben birkaç hafta önce İzmir'de yaşamış, Bornova'da sanırım bir emlakçı hikayesi işittim başkanım. Çok da hoşuma gitti. Özellikle bu öğrenciler ya da yeni memur olmuş kızlarımız ya da öğretmen olmuş, atanmış ama başını sokacak bir evi yok. Alacağı para belki onun tek başına yaşamına yetmeyecek durumda. Evet. Bir bayan emlakçı, siz bayan emlakçılardan gururla bahsettiniz. Evet. Bir bayan emlakçı şöyle bir formül geliştirmiş. İşte normal 1 artı 1 falan değil, daire, normal bir daire ya da birkaç daireyi kiralayıp kiracıları da kendisi buluyor ve tanıştırıyor. Ev arkadaşlarını artık emlakçıda belirleniyor. Böyle bir evet. ortam oluşmuş. Yani
Tek başına ev tutsa, bir evde kalsa 1000 lira, 1200 lira verecek. Ama o emlakçı, bayan emlakçının formülüyle o evde barınan kiracılar bu işi 500 liraya falan halledebilir hale gelmiştir. Evet, evet. Mal sahibinin de işine geliyor. Evet. Ama burada sorumluluğu emlakçı alıyor. Tabii emlakçı orada büyük şey üstlenmiş. Evet, yani ciddi sorumluluk alıyor. Çünkü sadece evi verdim, kontrat yaptım, paramı aldım değil. Oradaki bütün sorumluluğa da geçinebilecekler mi kendi aralarında? Hem geçinebilecekler mi, hem kira tahsilatlarını emlakçı yapıyor. Mal sahibine kendi veriyor. Evet. Bunlardan bir takip ücreti vesaire alıyor. Ama buradaki şeyin de ombudsmanı oluyor. Kira evet. ödenmiyorsa ikisinin arasında köprülü olup hep devam ediyor. Oradaki onlar kiracı oturduğu süreç içerisinde. Normalde evi kiraya verdiniz mi unutursunuz. Ama bizim işleyişimizde özellikle İzmir Emlakçılar Odası'na bağlı emlakçılarımızda kiraya veren evin hep arkasında dururlar. Kira takipleri yaparlar. Kiraları kendileri alır. Mal sahiplerine kendileri iletir. Veya direkt hesabına yatar. Dekontu bize getirir. Elinden senedini ya da imza almış olduğumuz belgeleri alırlar. O kontrol hep yapıyoruz. Evet. Satılık emlak fiyatları nedir başkanım? Şimdi satılık emlak fiyatları tabii ki değişken bir durum. Şirin yer bölgesine bakacak olursak 300, 350, 400, 400'den yukarısı yeni bina, 400'den aşağısı eski bina. Evet. 200'den başlıyor, 400'e kadar o aralıkta istediğiniz kadar 2 artı 1, 3 artı 1 güzel yerlerde ev alma şansınız var. Buca bölgesine baktığımızda özellikle üniversiteler bölgesine, orada 1 artı 1 cenneti orası. Oradaki rakamlar da 140 bin liradan başlıyor. 220 bin liraya kadar çıkıyor bu 1 artı 1'ler. Hı. Ama kira getirdileri yüksek. Yani aradaki farkı yakalamak istiyorum. Bostanlı'ya dönelim. Özellikle o Mavişehir'de 1 artı 1 olan evler vesaire olan kısımlara baktığımızda buradaki evlerin fiyatları da hemen hemen 350, 400, 500, 700, 900'e kadar çıkabiliyor. 2 artı 1 ve 3 artı 1'ler daha da yukarıya doğru çıkıyor. Özellikle Mavişehir'deki o yüzme havuzlu güvenlikli sitelerin fiyatları da 950, 1100, 1200 3 artı 1'lerden bahsediyorum. Bu fiyatlara satılıyor sitenin durumuna göre. Anladım. Piyasa nasıl şu an? Bir hareketlilik var mı? Yaklaşık bir aydan beri krizden geçiyoruz. Evet. Bir durgunluk var. İnşaat sektöründe bir durgunluk var. Evet. Yani inşaat sektöründe 2 seneden beri bir durgunluk var. Evet. Yeni daha konut önce, üretilmiyor şu an. Tabii ki. Daha önce şunları söylüyorduk. İkinci el konutlar desteklenmeli. Çünkü birinci ellerde bir sıkıntı yoktu. Fakat evet. şu anda ikinci eller satılıyor. Yeni konutları üretenler satmakta zorlanıyor. Evet. Bu da neden kaynaklanıyor? Faiz oranlarının yüksek olması, yani konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması. Asıl önemli neden mevduat faizleri. Evet. Şimdi siz 1 milyon lira, 22 lira, 23 lira faiz alıyorsanız gidip büyük bir yere yatırım yapmazsınız. Evet. Buradaki faiz getirisini alıp ondan sonra yatırımını yapmak istersiniz. Halbuki şu anda kimse buna yatırım yapmıyor. Evet. Yani gayrimenkulün fiyatı şu anda çok ucuz. Ama ne yapıyor? Dur diyor, bankadan bir ay daha bekleyeyim, bankadan bir ay daha bekleyeyim. Son anda bunun bir kırılma noktası var. Borsa gibi düşünüyor evet. bu işi. Faiz oranları düşmeye başladığı zaman konut fiyatları da orantılı olarak yukarıya doğru çıkıyor. Evet. Sizin banka faizinizden elde ettiğiniz karın büyük bir kısmının üstüne para ödeyerek aynı konutu satın alıyorsunuz. Değişen bir şey olmuyor. Arada değişen bir şey olmuyor. Niye bunu söylüyorum? Ben 94 krizini gördüm. Körfez kriziydi. 5 Nisan. Dolar 648 liradan 1400 lira fırladı. 5 Nisan kararları evet. diye tarihe geçen Tansiçilerin başbakanlığı dedik dönemde. Ki herhalde biz ne yapacağız? Kapatalım dükkanları. Evet. En çok daireyi o zaman sattım. Ve en karlı işlerimizi o dönemde yaptık. Çünkü gayrimenkul ucuzdu, para değerliydi. Evet. O değeri orada karşıladık. Mesela yabancılar şu anda ülkemize çok yatırım yapıyor. 250 bin dolarlık bir mülk satın aldıklarında 3 yılda bu mülkü satmıyorum derse vatandaşlık veriyoruz. Evet. O yüzden İzmir piyasası, Irak, İran, Rusya, Azerbaycan yatırımcılarını çok çekiyor. Özellikle Kuşadası sizin şeyinizde evet. de çok yatırımcılar var. Dışarıdan gelip ben son dönemde İranların hızlı bir giriş yaptığını evet, evet. Yani bu yönde yabancıların çok şeyi. Çünkü avantajlı hale geliyor. Çok da uygun fiyatlı. Bir de İzmir şartları çok hoşlarına gidiyor. Deniz, rahatlık evet. vesaire gibi. Şu andaki piyasada bu. Mesela Avrupa'da böyle bir mülk satın almaya kalktığınızda 500 bin dolar. Evet. Sadece Yunanistan'da Golden Vize satılıyor. Orada da 250 bin dolar. Bir tek Avrupa Birliği Yunan hükümetine vermiş olduğu bir şey o. Biliyorsunuz bir ekonomik buhran geçirdiğinde verilmişti. 5 evet. yıl satmıyorsunuz.
satmama garantisi veriyorsunuz. 5 yıl golden vize veriyor size. Yani oturum izni veriyor. 1-5 yıl daha tutarsanız elinizde vatandaşlık veriyor. Anladım. Biz 3 yılda vatandaşlık da veriyoruz. 250 bin liralık bir konut alıyor. 250 bin dolar. 250 bin dolarlık konut evet. alıyor. Evet, konut, dükkan, arsa, yatırım ne evet. olursa. Ticari emlakta durum ne başkanım? Ticari gayrimenkullerde hareket var. Yani evet. ne var? Tabii bir ekonomik kriz geçirdik. Bu birçok şeye yansıdı. Fakat birisi geliyor, birisi gidiyor onun yerine. Evet. Yani ticaret dönüyor bir şekilde. Evet. O yüzden ticari gayrimenkulde depo, depolama alanları vesaire. İzmir'de zaten konut açığı da var. Depolama alanlarında da açık var. Fiyatlar yüksek. Özellikle bu tip yerlere. Bir fabrika kiraları inanılmaz yüksek. 60 bin, 70 bin, 100 bin, 150 bin liralardan başlıyor aylık. Bu sanayicinin belini de büküyor haliyle. Ama daha çok alan yapılırsa bu kiralar da ortalamada düşer. Hem imarla ilgili hem de depolama alanlarıyla ilgili çalışmalar yapılırsa konut açığının da diğer şehirlerde de ciddi bir dengelenme olacağını göreceğiz. Peki. Başkanım, süremizin sonuna geldik. Ben son olarak neler söylemek istersiniz? Odanızla ilgili, son sektörle olarak, ilgili mesajlarınızı alayım ben. Öyle ben direkt vatandaşa seslenmek istiyorum. İzmir Emlakçılar Odası'na ve İzmir Ticaret Odası'na kayıtlı üyelerle çalışın. Ve bunları yaparken de sözleşme imzalayın. Evet. Ve imzaladığınız sözleşmenin bir nüshasını da cebinize koyun. Fakat imzayı atarken ne yazılıp ne çizildiğini de iyi okuyup anlamak lazım. Bizim emlakçılar odasımızın hazır matbu sözleşmeleri var. Ama elle doldurulacak kısımları da var. Onları iyi okuyup şartlar nedir, ne değildir, konuştukları oraya yazılmış mı onu kontrol etsinler. Ve ondan sonra sözleşmelerini imzalayıp bir nüshasında ceplerine koysunlar. Yarın bir sıkıntı yaşadığınızda bu konuda bizim size en büyük rehberimiz orası olacak, sözleşmeler olacak. Zaten çıkan yönetmelik gereği bir emlakçı sözleşme imzalatmazsa yetki belgesi iptal oluyor. Evet. Yani o yüzden artık sistem değişiyor. Evet, emlak alacakları özellikle... Ben de son özellikle... uyarı olarak onu söylemek istiyorum evet. aslında. Yani başkanım 5 Aralık sürecine dikkat çekti. İsterseniz evet. sizi tekrar şey yapın başkanım. Çünkü belki sonradan televizyonu açan evet. izleyicilerimiz 5 var. 5 Aralık 2018'de başlayan taşınmaz ticaret yönetmeliğinin 5 Haziran 2018'de başlayan süreçte 5 Aralık 2019'da son buluyor. Evet. Bu son bulacak kısım 5 Haziran'dan önce oda kaydı, sicil kaydı, vergi kaydı ve iş yerinin açık olması ve milli eğitimden onaylı belgesinin olması gerekiyor ki yetki belgesini alsın. Eğer 5 Haziran'dan sonra açmışsa 30 metrekare ofis, lise mezuniyet şartı, mesleki yeterlik kurumundan belge almayı da gerek görüyor. Bunların yapılması gerekiyor. Artık canım sıkıldı emlak ofisi açayım diyemiyorsunuz. MYK belgelerini, mesleki yeterlik belgelerini İzmir Emlakçılar Odası'na başvurduğunuzda bizden de alabiliyorsunuz. Akredit evet. olmuş bir şirketimiz var. İzmir Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin. Onlarla beraber bu belgeyi veriyoruz. Ve bu konuda diyelim Aydın ili ya da herhangi bir ilden Manisa'da. 10 kişi, 15 kişi toplandığında biz gelip sınavı orada yapıp geride dönebiliyoruz. Evet. Ama sözleşmenin bir maddesi de kesinlikle ve kesinlikle yer göreceklerse sözleşme imzalasınlar, yer satın alacaklarsa sözleşme imzalasınlar ve bir nüshasında ceplerine koysunlar. Peki. Başkanım ben katıldığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Esnafın Kürsüsü'nde bu akşam İzmir Emlakçılar Odası Başkanı, Türkiye'nin ilk Emlakçılar Odası'nın başkanı Mesut Güleroğlu'nu konuk ettik. Haftaya başka bir konukla Esnafın Kürsüsü'nde tekrar buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum.